Tanrı, Yahudi olmayanları, Yahudilerin yüzü suyu hürmetine insan suretinde yaratmıştır. Çünkü Yahudi olmayanlar, gece gündüz durup dinlenmeden Yahudilere hizmet etmek için vardırlar. Bir prensin hayvan suratlı bir hizmetkarı olamaz. Aksine onun hizmetkarı insan suratlı bir hayvan olmalıdır. Evet, bunun adı Tevrat. Bu halk Tanrı tarafından seçilmiş millettir. Ve bu seçilmiş milletin apokrif kutsal kitabı Tevrat ise Yahudi olmayanlara böyle hitap ediyor. Rockefeller ailesinin hikayesi 1723 yılında Philadelphia'ya göç eden Johann Peter Rockefeller ile başlamıştır. Peter Rockefeller, New Jersey'de bir tarla ve arazi sahibi olarak işe başladı. Basit bir ailenin küçük bir araziden dünyayı şekillendireceğine kim inanırdı? Uzun yıllar geçti. Merkezlerini New York'a taşıdılar. Neden New York? Başka bir şehir yok muydu merkez kılacak? Hayır, yoktu. Çünkü onlar yeni bir İsrail devletinin temellerini atacaklardı. İsrailleştirilmiş Amerika devleti. Bir skandal Rockefeller'ın ailesini sarstı veya biz öyle düşünüyoruz. William Rockefeller bir kadına silah zoruyla tecavüz etti. Ve tecavüz ettiği kadın Rockefeller'ın çalışanlarından biriydi. William Rockefeller yargılanmamak için New York'un Auburn bölgesinden Owego bölgesine taşındı. Owego kelimesi Kızılderililer tarafından kullanılmış olan bir kelimedir. Ve kelime Ahwaga adlı kelimeden oluşmuştur. Ve bu Ahwaga kelimesi vadi genişliyor anlamına gelir. Anlatmak istediğimi şimdi anlayacaksınız. Gelin sizinle New York'un Yahudi nüfusunun artışına bakalım. Ya da diğer bir anlatım ile genişlemesine. Neredeyse iki kat değil mi? İsrail genişliyor. New York'un Tel Aviv'den sonraki en büyük Yahudi nüfusa sahip olduğunu biliyor musunuz? Ya da hani o meşhur 11 Eylül 2001 yılında patlatılan İkiz Kuleler? New York'ta bulunuyor. Şaşırmayın. New Jersey eyaletinin kadrolu şairi Amiri Baraka'nın bir şiirinde şunları söylüyor. Kim dünya ticaret merkezinin bombalacağını biliyordu? Kim İkiz Kuleler'de çalışan 4000 İsrailliye o gün evde kalmalarını söyledi? Sharon neden uzak durdu? Bunun üzerine Yahudi dernekleri Amiri Baraka'yı karaladılar. Yahudiler şiiri ırkçı buldular ve Amiri Baraka'ya hakaretler ettiler. Bu da yetmezmiş gibi valilik Amiri Baraka'nın istifa etmesini istedi. Halbuki bilmedikleri bir şey vardı. Gerçekler asla saklanamaz. Bu konuyu çok uzatmadan Rockefeller ailesine geri dönelim. Bu tecavüz skandalından belli bir zaman sonra William Rockefeller ölür. Bunun üzerine para imparatorluğunun başına altın çağını yaşatacak bir kişi geçer. İsmi John Davison Rockefeller. 16 yaşında muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 20 yaşında çeşitli iş ortaklıklarına girdi. Bu işlerden en önemlisi ve ailesini dünya zenginlerinin listesine sokacak olan petrolü rafine etme işiydi. John Rockefeller 1870 yılında Standard Oil Company'yi kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolünün %90'ı bu ailenin elindeydi. Rockefeller ailesinin serveti 1913 yılında 418 milyar dolara çıkmıştı. Bu çok büyük bir güç. Hem de çok. Gerçekten Rockefeller ailesi bu paraları hak ettikleri için mi kazanmışlardı? Yoksa etik dışı yollara mı başvurmuşlardı? 1882 yılında John Rockefeller gaz yağı fiyatlarını %80 aşağı çekerek aynı işi yapan rakiplerinin iflas etmesini sağladı. Ne kadar da güvenilir insanlar değil mi? 97 yaşındaki John Davison Rockefeller son günlerini yaşıyordu. Yıl 1937. John Davison Rockefeller şu sözlerini söyledi. Bana oyunun yanı sıra çalışmayı da öğretti. Hayatım uzun ve mutlu bir tatil oldu. İş dolu ve oyun dolu. Bu konuda endişelenmeyi bıraktım ve Tanrı her gün benim için iyiydi. John Davison Rockefeller 23 Mayıs 1937 günü hayata gözlerini yumdu. John Davison Rockefeller Jr. babasının 5 oğlundan biriydi. Tarih kitaplarında babasıyla aynı ismi taşıdığı için
ve karıştırılmamak açısından kendisine Junior olarak hitap edildi. Babası hayattayken Junior, Standard Oil Company'nin direktörü oldu. Eğitim olarak Yale Üniversitesi'ne gitmeyi düşünüyordu. Ancak çok itibarlı bir okul olan Brown Üniversitesi'ne gitti. Brown Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Çok eğitimli bir gençti. Bahsettiğimiz kişi 3 yıl önce vefat eden David Rockefeller'in babasıdır. Junior, Doğu Kudüs'teki Rockefeller Müzesi'nin yapımı için büyük paralar harcadı. Bu müzede antik Yahudiliğe dair birçok kalıntı mevcuttur. Bunlardan biri sayılabilecek olan ve eski bir Yahudi mezhebi olan Essenilerin oluşturmuş olduğu inanılan Ölüdeniz parşömenleri de burada bulunmaktadır. Ben, Rockefeller ailesinin Yahudilerin eski bir mezhebi olan Essenilere bağlı olduğunu düşünüyorum. Ünlü Yahudi tarihçisi Josephus'a göre bu mezhepten olan insanlar mallarını aile içinde ortaklaşa kullanırlar, topluluğun problemleriyle ilgilenecek bir lider seçme, lidere itaat etme gibi prensipleri vardır. Rockefeller ailesinin mal varlığının dışarı sızmamasını ve aralarındaki bir kişiye itaat edip onun etrafında toplandıklarını hatırlayın lütfen. İsrail'de Rockefeller Müzesi'nin kurulması ve Yahudi mezhebi olan Essenilerin en önemli eserlerinden birisi olan Ölüdeniz parşömenlerinin burada olması bir tesadüf olamaz. Rockefeller ailesi gösterişten insanlara hayırda bulunuyormuş gibi dururlar. Halbuki Rockefeller ailesi Amerika tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibidir. Bunlardan belki de en üzücü olanı Ludlow katliamıdır. Ludlow madencileri 1914 yılında çok zor şartlar altında çalıştıkları için greve başladılar. Junior bu olayları duyunca eli silahlı olan adamlarını grev yapan madencilerin üzerine gönderdi ve işçileri zorla madende çalıştırdı. Direniş ve saldırının ardı ardına yaşandığı bu zamanlarda ne yazık ki iki kadın, 11 çocuk vefat etti. Rockefeller ailesi bu insanları köle gibi kullanıyordu. Ücretlerinin karşılığı Amerikan doları bile değildi ve sadece Rockefeller'ların dükkanlarından ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Junior Rockefeller 11 Mayıs 1960'ta zatürreden vefat edince yerine oğlu David Rockefeller geçti. David Rockefeller aslında hepsinden farklı bir insandı. Çok daha zalim, çok daha vahşiydi. David Rockefeller çok sık dini inançları ve vatanseferliği yok etmeyi hedefleyen totaliter tek bir dünya devleti anlamına gelen yeni dünya düzenini tekrarlıyordu. David Rockefeller 200 yaşına kadar yaşamak istedi. Ancak 20 Mart 2017'de kalp yetmezliğinden öldü. Rockefeller ailesine yakın olan Yahudi film yönetmeni Aaron Russo 11 Eylül 2001 İkiz Kule saldırılarını Rockefeller ailesinin yaptırdığını iddia etmiştir. Ve ne yazık ki 6 ay sonra ölmüştür. 9/11 never happened, but there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan, we were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East. Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened, and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11 were able to lock down another plane? Come on, it's ridiculous. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiğinizi düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.